Evet. Yani Ankara'da da Ankara'nın altın çağı başlıyor yani. Evet. Doğru. Çok güzel ifade ettiniz başkanım. Eyvallah. Ankara'da bir altın çağı başlatıyoruz. Ankara'nın altın çağı. Başkanımızın 40 yıllık tecrübesi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı ve Ankara'mızın altın çağını başlatacağız. Bir şöyle. Sağ olun başkanım. Seni seviyoruz. Gönlümüzde, kalbimizde, yüreğimizde seninle başkanım. Eyvallah. Ya bismillah başkanım. Şey budur. Var mı simit isteyen? Var mı simit? Anons. Efendim balıktan, balıktan daha lezzetli. Ankara simidi, tereyağlı Ankara simidi. Zaman gelip de bir fakire yani. %5'i geldi aslında bir geçinsin bir ay. Emekli. Ondan sonra diyor ki altın o şey diyor siyaset yapmayın. Ne siyaseti? Valla çok Türkiye'nin çok parası vardı. Çok. Önceki yokluları siz daha iyi biliyorsunuz. Yani şu anki şu an Türkiye çok iyi durumda. İllaki ekonomik bazen daha fazla olur. 20 senede bu millete refah yaşatıyorum yani. Bundan sonra da devam edeceğiz. Şimdi de zehir yaşa diyorum. Refah değil. Az önce içeride ne söylediniz? Fakire fukarayı niye görmüyoruz dedi. Altınok size cevap verdi mi? Siyaset yapma diye cevap veriyor. Erdal Beşikçioğlu, sizin adaylığınız hakkında soru sorulduğunda Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer dedi. Mansur Yavaş sizin için güçlü bir aday mı? Vallahi biz yürürken kimse titremiyor. Sevgi var yani. Biz titretenlerden değil, sevenlerden, kucaklayanlardanız biz. Biz titret. Biz titretmeye değil, gönüller almaya, gönüller yapmaya geliyoruz. Ne Nevşehir'den senin için gelmediysen namerdin. Eyvallah. Burada Nevşehirli çok. 500 oya. Var. Sana teşekkür, söz vereceğim. Teşekkürler çok var. Bir kuru duydum. Allah razı olsun. Müsaade edin, özür dilerim. Ben 70 senelik Ankaralıyım. Bu da can dostum. Gurur duyuyoruz başkanım. Bir daha öpeyim ya. Eyvallah. İşin rast gelsin.